Merhaba Mustar TV izleyicileri. Özel bir konuğumuz var bugün. Hakan Şükür. Hakan abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Selim Bey. Teşekkür ederim. Ben de bütün izleyicilere sevgilerimi sunuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çalışıyorum. Mücadele ediyoruz. Gündemi İşte belirlemeye hayat devam ediyorsunuz. devam. Tabii. Peki oradan başlayalım isterseniz. 2022 Dünya Kupası malumunuz Katar'da. Katar'da Perşembe günü çok önemli bir grup maçı vardı. Fas'la Kanada karşı karşıya geldi. Maçın 4. dakikasında Faslı oyuncu Hakim Ziyeh bir gol attı ve her şey ondan sonra başladı. Maçı anlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil burada sizden bahsetti. İsterseniz onu şuradan okuyayım. Buradan bakmak zorundayım. Erken gelen bir golle başladı mücadele ama şunu belirtmek gerekiyor. Dünya Kupası turnuvalarında tüm zamanların en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı. Kore karşısında 11. saniyede. Her şey bundan sonra başladı. Alper Bakırcıgil ikinci yarıyı anlatmadı. Yerine başka bir spiker geldi. O anlattı maçı. Daha da ötesi ne oldu? Sonrasında maçın özet görüntüleri yayınlanıyor biliyorsunuz. Dünya Kupası programları yapıyorlar. Türkiye'de yayıncı kuruluş TRT, TRT ve TRT Spor'da. Bu özet görüntülerde tamamen farklı birisi maçı anlattı. Yani o söylemlerin hepsi oradan çıktı. Buradan başlayalım ne söylersiniz? Böyle sizin sorunuzu dinlerken böyle tebessüm ettim. Bir yandan çocuğu düşündüm, üzüldüm. Bu duyguların tarifi tabii ki trajikomik oluyor biliyorsunuz. Maalesef Türkiye'de bu ve bunun gibi benzerleri bir hayli fazla yaşanıyor. Bir rejimin sahipleri var. Bir de artık buna alışmış toplum kitleler var, korkan. Veyahut da bu rejimin bu duygusunu bilip bunu kullanan, kraldan çok kralcı deniyor onlara. Bir yerlere yaranmak üzere bu tip hamleler yapılıyor. İşten atılma, işte ne bileyim yayından alınma. Bizim elimizdeki tek veri şu gerçi. İlk yarıyı anlatan spiker Alper Bakırcıgil galiba. Yayından alındı ikinci yarıyı. Cüneyt Kırman diye bir başka yorumcu anlattı. Bir tek bu var. Diğeri de sanki yeni yasayla birlikte dezenformasyona giriyor. Çünkü işten atıldı mı atılmadı mı bir şeyler yazıyor, siliyor, üstüne başka bir şey yazıyor. Ben bunu Oğuzhan Uğur örneğinde de gördüm biliyorsunuz. Evet. Yayına davet edip babasının bir sempati duyulmasın duygusuyla iptalinde de gördüm. Onun dışında TV5 yayınında da gördüm. Ya yani insanlar aslında benim kim olduğumu biliyor. Benim sesimi duymak ve benden bir şeyler dinlemek istiyor. Ama bu biraz daha farklı tabii. Futbol alanında olduğu için daha çok yayında bunu söylemek, ben aynı anda BBC'de hemen hemen aynı anda diyeyim. Daha sonra da görüntüler çıktı. İşte Alan Shearer ve Drogba'nın katıldığı yayında golümü verilirken öyle bir yorum izledim. Drogba umarım Türkiye'ye gitmez. Alan Shearer çok zannetmiyorum gideceğini ama Drogba Türkiye'de oynadı. Umarım bir sıkıntı yaşamaz. Spiker'in bu duygusunu anlatmak zorundalığını, ülkesinin önemli bir rekorunu, ülkesinin bırakın Hakan Şükür'ü ifade etmek istemesi olmadığımız bir Dünya Kupası'nda aslında en doğal haliyle, en yalın haliyle çok önemli, güzel bir şey. Ama maalesef rejim Türkiye'de böyle. Kitleler birçok alan üzerinden uyutuluyor ve bu büyü bozulsun istemiyorlar herhalde ama buna bir mana veremiyorum ben açıkçası. Üçüncü kere gündeme gelmem iyi mi kötü mü? Oturduğunuz yerde birden gündeme geliyorsunuz yani hiçbir şey söylemeden. Bunun da bir hikmeti vardır diye düşünüyorum. Şimdi Hakan Şükür rejimin gazetelerine baktığımızda, internet sitelerine baktığımızda farklı dil kullanmışlar. Ama en azından aralarından bazıları diyeyim yine de haberi doğru vermişler. Bir tanesi çok enteresandı. Haberi kötü verenlerden, hatta kötü demeyeyim de Hakan Şükür'ü övdüğü için işsiz kaldı diye altındaki yorumları okudum. İnsanların çoğu şunu söylüyor. Yani istatistik paylaşmış ve şu anda bunun rekoru Hakan Şükür'de ne yapsaydı spiker? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Doğru bir mantık. Yani harika bir gol attı. İşte onun rekoru hala Türkiye'de. İşte bunları hala konuşuyoruz. Aradan 20 sene geçmiş ve bu bizim için çok önemli bir şey.
bla bla, yani böyle şeyler söylemiyor. Sadece bir istatistiği paylaşıyor, golün erken gelmesinden kaynaklanan. Ama dediğim gibi benim genel bakış açım, bunları Allah söyletiyor bir şekilde. Yani insanlar kendilerini bundan uzak tutamıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Sinan Engin'i Türkiye'de futbol yorumculuğunda biliyorsun. Yani sen de spor dünyasının içindesin. Önemli bir insan, en azından vicdanlı bir insan. Onun bahsettiği yayınlar var. Biz bunu söylemek zorundayız. Söyleyeceğiz. Hakan Şükür işte gelmiş geçmiş en iyi futbolcudur diyor. O daha da ileri bir boyutta beni anlatan. Yani içinde bir vicdan kırıntısı olan, onun dışında olayları iyi okuyabilen herkes böyle düşünüyor. Sinan Engin, Rıdvan Dilmen birçok yayında söylüyor. Ama nereye yakın olduğunuza bağlı biraz bu söylemeniz. Yani böyle biraz savunmasızsanız toplumda korku oluşturmak için feda edilebiliyorsunuz. Yani bu spikeri biraz daha böyle yorumlamak, açıkçası insan şunu düşünmüyor değil. Yani mesela Sinan Engin biliyorsunuz, yani Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni, öyle biliyorum, dayısı oluyor veya herhangi bir akrabalık bağı var. Bu manada Türkiye'yi yönetenleri düşündüğünüzde, geçmişte bugünü mukayese yapıldığında bu ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilir. Rıdvan abi de, Rıdvan Dilmen de, yani çok biz beraber reklam oynadık yani. Beni çok sever, takdir eder. Burada bulunduğum süre içerisinde birkaç kere aradı, bazı şeyler söyledi. Bu açıdan bu insanların, Hakan Şükür isminin, yani siyasette kullanılan Hakan Şükür isminin, bugün siyasete mahkum edilen kitlelere bu manada kullanıldığını düşünüyorum. Yani kimine dokunulabiliyor, kimine bir şey yapılamıyor. İsmimin bu kadar tehlikeli olabileceğini hiç düşünmemiştim ben yani. Dediğim gibi nereye yakınsanız ona göre. Mesela çok basit bir örnek. Dikkat edersen Selim, hani sanatçı, akademisyen, gazeteci, bunlar hep anlatılır. Mağduriyetler, büyük sıkıntılar yaşamış diye anlatılır. Hakikaten de öyle yani. Çok isim sayabiliriz, buna örnek verebiliriz. Ama futbolcularla ilgili yürütülen davalardaki rezillikleri kimse anlatmaz. Zafer Biryol'un ve birçok oyuncunun hapis yattığını, ki Zafer Biryol şu anda hapse atıldı tekrar. Türkiye'de evet. Adam spor okulu işletiyor. Şimdi hapse atıldı ve aynı dosyada olan Zafer Biryol'un ne suçu olabilir yani? Sıfır. Zaten ailesi de kendisi de bunu çok güzel ifade ediyorlar. Ama aynı dosyada, hatta davetli olduğu yere gittiği için, davetli olduğu yerin sahibi bir sıkıntı yaşamazken Zafer Biryol hapse giriyor. Veya başka bir menajer, ben dosyayı falan okudum birkaç kere, bunlar giriyor. Şimdi şu, futbol toplumda veya toplumun çok ilgi alanına giren, bu kadar sıkışmışlığın, rejimin bu kadar faşistçe uyguladığı politikalardan insanların kaçtığı bir alan haline gelmeye başladı. Zevk almıyorlar futboldan. Haliyle kitleleri yönlendirebilecekleri bir alanda, bu alanın en önemli isminin korkutma aracı olarak kullanılmasını bu rejim ve rejimin aktörleri tarafından ben doğru bir politika olarak görüyorum. Neden? Bilinçli yapılan ve toplumda biz her şeyiz. Hani biz Mardin'in Allah'ıyız diyen bir Oğuzhan Uğur'un babası var ya, ben seyrediyorum. Yani biz buranın Allah'ıyız duygusuyla hareket eden, bizim dışımızda hareket edemezsiniz mesajlarını vermek için bu tip semboller kullanılıyor. Demek ki geçmişte siyasete girerken de birçok alanda da bu isimlerin kullanıldığı gibi. Yani toplum, ya Hakan Şükür'e bunu yapan hayat bize neler yapmaz. Ben bu mesajları çok alıyorum yani. Yani o açıdan sindirilmek, bastırılmak, meclisteki milletin iradesini kendi çıkarlarına kullanarak yasa çıkaranların çok önemli bir veri olarak önümüze geldiği günler yaşıyoruz. Belki de benim üzerimden toplum, ya yeter artık diyecek yani. Hani Muharrem İnce'nin ifadesiyle, hani ben onlara oy vermem duygusuyla söylediğinde bit yavrusu dedi ya, ya bu bit yavrusunun neler yapabileceğini bilemezsin yani. Yani bu açıdan sizin inisiyatifinizin dışında gelişen olaylarda duvara çarpar gibi her şey dönüyor. Akıllılar mı, aptallar mı, sadece bu korkuyu yaratmak bizim işimiz mi diyorlar, onu bilemiyorum tabii ki. Milli takımda en çok gol atmış, 3 defa gol kralı olmuş. 61 gol toplam milli takımlarda attınız galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
Ve 11. saniye tekrar o gole dönecek olursak, o 2002 elemelerinde hatırlıyorum 6 gol 3 asistle oynamıştınız sanırım oraya gelene kadar. O maça gelene kadar da golünüz yoktu. O da ayrı bir lütuf oldu. Yani isterseniz onu biraz anlatır mısınız bize? O golü biraz konuşalım. Dünya Kupası'na gittiğiniz zaman büyük bir medya sarmalıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Burada da en fazla nasibini alan ben oldum. Neden? Çünkü o günkü şartlar düşünüldüğünde çok önemli bir isim, milli takımın en önemli oyuncusu diyebileceğimiz, ki öyle ifade ediliyordu. Bütün röportajlar benim üzerimden dönüyordu. Bu açıdan tabii ki diğer rakip oyuncuların tek forvetle oynadığınız bir şampiyonada, ben tek forvettim. Bazen Yıldıray arkamda, Hasan Şaş Evet. solda, sağda Ümit. Hani değişiyordu zaman zaman belki, ama çünkü çok değişken bir takımdık. Tek forvet oynuyordum. Onlara açtığım alanlar, yaptıklarım, paslarım. Ama gol atmak bir golcünün işi olduğu için benim de çok farklı özelliklerim var. Sadece gol atan bir oyuncu değilim. Takımıma çok katkı sağladığım anlar, gol atamadığım durumlarda, ki çok iyi hatırlar izleyiciler. Ben bugün yani belki birkaç gün sonra bununla ilgili bir yayın yapacağım. Şöyle, 2002, yani şu andaki mevcut rejim yok. Ve bütün medya, bugünün rejimin kullandığı medyası, o zaman da bugünkü rejimin diğer ortaklarının elinde. Çok ağır şeyler yapıyorlar bana. Yazılar yazıyorlar. Mesela en önemli başlığı anlatayım size. Yani İ. Mansız, yani İlhan Mansız. Hani formasının arkasında böyle yazdığı için İ. Mansız yazıyor ama imansız okunuyor. Bana da böyle imanlı olarak baktıkları için ve Türkiye'yi bölmek isteyenler, bu ayrımcılığı yapmak isteyenler futbolu o zaman da kullandı. Yani İlhan Mansız gol attığı zaman işte imansız attı, imanlı atamadı diye manşet atan bugünün rejim medyasının, ama geçmişin askeri vesayetinin medyası halinde kullanılan gazetelerinden bir tanesi haber yaptı ve bu minvalde diğer gazeteler de peşinden takip etti. Topluma bir şey göstermek istiyorlar ve sizin üzerinizden bunu toplumun fertler arasında kullanıyorlar. Bu açıdan Dünya Kupası'na sadece istatistiksel atılan gol, yapılan şeyler olarak bakmamak lazım. Bu tip şeyleri bizim ülkemiz gibi ülkeler futbol alanını her türlü kötüye veya iyiye kullanmak üzere, ki değerlendiren aktörlerle dolu. İşte o aktörler bugün sıkıştırdıkları o muhafazakar denilen bir ülkenin yönetenini, sıkıştırdıklarını istedikleri gibi arka planda yönetiyorlar. Biz o yapıyor zannediyoruz. Her şey onun elinde. Hayır, kraldan çok kralcılar yapıyor onu. Oraya kimlerin yerleştirildiğini bilmiyor bile. Kendi kadrosu yok. Var ama yok. Satın alınabilir, korkutulabilir. Bu açıdan Dünya Kupası'nı, futbolu değerlendirirken ben o golün tabii ki bir lütuf olduğunu, şimdi şöyle düşünün, o zamana kadar gol atmamışsınız Dünya Kupası'nda, faydalı oynasanız da çok bunu değerlendirebilecek bir medyası yok Türkiye'nin. Yani şöyle faydaları var diyecek falan birkaç kişiyi geçmez. Ömer Üründül gibi, Kemal Belgin gibi, eski futbolu bilen, bu yönleri de anlatan kişiler dışında, ki onları da tukaka ediyorlar zaten biliyorsunuz. Ben bu manada bir turnuvada o golün bana nasip olmasının 20 sene aradan sonra bugüne bu şekilde dönüşebileceğini tahmin edemezdim. Ama bana yakınlarım söylerdi yani. Ya bu çok kolay kolay kırılamayacak bir gol falan. Bilmiyoruz tabii. Ya futbol çok çabuk oynanan bir oyun. Onu bilmiyoruz. Ama hala bunun üzerinden işte insanların işten çıkarılmasına veya başka şeylere sebep olacak şeyler yaşanmasına, isminizin söylenmesine, geldiğimiz noktayı anlatması açısından önemli. Yani gol tabii ki benim için önemli. Gol atmışsınız. Ve maçtan önce dediğim gibi bununla ilgili çok hatıram, çok anım var. Onu ileride izleyicilerle paylaşmaya çalışacağım. Anlattıklarım var ama daha geniş çerçevede bugünkü bu platformlardan anlatacağım. Bence önemli bir goldü. Yani dünya, ama o maçta asıl önemli olan şey benim için, benim futbol yorumum ve futbol mantığım var. Tabii ki Dünya Kupası'nda taktik varyasyonlar önemlidir. Bugün sıkıcılığını görüyorsunuz Dünya Kupası'nın. Zor oyunu bozuyor. Biz tek forvetle ama arkasında forvet gibi olan oyuncularla, Hasan Şaş, Yıldıray, yani çok özel yetenekleri olan oyuncular, Evet. böyle oynuyorduk. Bunun çok fazla katkısını kendim görmedim. Onlara çok katkısı oldu. Ama İlhan'la oynadığımız tek maç, beraber başladığımız tek maçta
O zaman santrafor kimliğinden çıktım. Yani tek hedef bir santrafor olma kimliğinden çıktım ve bu çıkış benim üzerime yoğunlaşan defans oyuncularını üzerime çektiğimde İlhan'a o maçta iki tane asist yaptım. Benim için önemli olan buydu. He, gol attım, rekor gol attım. Harika bir şey. Çünkü yine İlhan'la ikimiz pres yaptık. Onun almaya çalıştığı top benim önümde kaldı. Arkasından golümü attım. Hani o golün anlamı çok büyük. Bugün hala konuşulduğuna göre İlhan'ın attığı iki gol konuşulmuyor bugün mesela. Yani böyle tüketen bir toplum ama tüketilemeyen bir isim. Sabah akşam kullanılıyor, gündeme düşüyor. Aslında o ismi mi yok etmek istiyorlar? O isim onların istediği gibi konuşsa, inanın bana sadece biraz daha idare ederler bu rezilliklerini. Bunun ülkeye bir faydası olmaz. Bakın, ülkeye faydası olmadığı için bunu söylüyorum. Bunun bana faydası olabilir. Alın terimle kazandıklarımı geri alırım. Daha fazlasını alırım. Ben almam ama yani bunu teklif ederler, ediyorlar. Kimin parası diye düşünürüm ben bunu. Kimin parasını kime veriyorsunuz gibi. Bu açıdan hani bir golün anlattıkları diye ben önümüzdeki günlerde bu ve bunun gibi aktörleriyle beraber öncesi ve sonrası o kadar önemli aktörleri, odamda yaşananlar, takım arkadaşlarım bugün bu zulme, bu rezilliklere sessiz kalan ve bundan beslenen. Sessiz kalmak bir tercih olabilir. Ama bundan besleniyor olmak çok acı bir şey. Ve geçmişte ne kadar kıskanıldığımı, bu büyük başarıların arasında ne kadar yalnız olduğumu çok iyi anladığım bir dönem yaşıyorum ben. Bütün yaşananlardan bağımsız söylüyorum bunu. Sonuç itibariyle Hakan Şükür, sizin isminiz tarihten silinmeyecek. Bu bir gerçek. 2013-14 yılıydı sanırım. Beraber birlikte Monaco'daydık. Orada dünyanın en prestijli ödüllerinden birisini aldınız. Ayak izinizi bıraktınız. Bugün gitseniz ayak izinizi orada görecek insanlar. Orada sergileniyor. Türkiye'de kimseye nasip olmamış bir şeydi bu daha önce. Ve hala değil şu ana kadar. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önceydi galiba. Burada bir İngiliz arkadaşlarla beraberdik. Onların çocukları vardı. Yaşları 9, 10, 11. İşte Türkiye'den futbol, tabii hepsi burada biliyorsunuz. Futbol ülkesi olduğu için herkes birisini destekliyor ve hemen sordum tabii Türkiye'den kimi tanıyorsunuz diye. Yani 2 yıl önce 9-10 yaşındaki çocukların hepsi sizin adınızı söyledi ilk olarak. Yani bunu nasıl unutturacaksınız? Unutturamazsınız. Yani bu gerçek. Hakan Şükür bir marka. Siz rejim olarak, bugün Türkiye'deki rejim olarak bunu engellemeye çalıştıkça karşınıza farklı doneler çıkıyor, farklı örnekler çıkıyor. Bugün sizin engellemeye çalıştığınız maçın haberi dünya basınına geldi. Yani Hakan Şükür yaptıklarıyla, bugüne kadar elde ettikleriyle, Türkiye'ye daha önce hiç getirilmemiş UEFA kupasıyla, işte dünya üçüncülüğüyle, oradaki rekorlarıyla, en çok attığı gollerle hep anılmaya devam edilecek. Bugün itibariyle baktığınızda en çok gol atan isim kim? TFF sitesinde yine Hakan Şükür. Bunlar değişmeyecek. Umarım yani tez zamanda, ben sizi çok uzun zamandır tanıyorum ve futbol bilginizi çok iyi biliyorum. Sizin dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi olacağınıza hep inandım. Umarım bu alanda da bir şeyler yaparsınız. Orada bu işler nasıl gidiyor Hakan abi? Ne yapıyorsunuz? Amerika biliyorsunuz. Amerika'da futbol çok üst düzey değil. Bakmayın son 16'ya kaldı Amerika. Avrupa'da dünyada oynayan oyuncuları var. Bence önemli ve atletik bir takım. Burada çok sağlıklı bir atletizm temeli var Amerika'da. Bunun özelliklerini biraz formasyona dönüştürdüklerinde, telaşlı oyundan ziyade biraz daha kontrollü oyunu oynadıklarında bir şeyler yapabiliyorlar. Çünkü fizik güçleri çok iyi. Çok 8 yaşından beri okullarda bu atletik özelliklere sahip oluyorlar. Yani bunu bir türlü aşamamış. Futbolun önünde çok başka sporlar var. Bu açıdan buraya geldiğimde altyapılarda çalıştım ben. Volunteer olarak. Yani gönüllü koçluk yaptım ufak çocuklarla. Yaşadığım bazı farklı şehirlerde yaşadım. Burada da farklı bir yaşamım oldu. Üzülerek mi söyleyeyim, önemli bir tecrübe mi oldu bilmiyorum. Halihazırda çocuklarla çalışıyorum. Son 2 senedir şampiyon olduğumuz bir takım var burada. Çok açıktan bunları paylaşmak, bazı sıkıntılar olur diye paylaşmıyoruz. Onları bireysel olarak da yetiştiriyorum.
Avrupa'nın çeşitli takımlarına tanıdığım arkadaşlarla gönderdiğim oyuncular var. Orada kalan, yaşam şartlarından dolayı dönmek zorunda kalanlar da var. Yani futbol adına üretmeye devam ediyorum. Ama antrenör niye olmadım Türkiye'deyken? İyi ki olmamışım. Yani bugünün antrenörlerine bakınca, bugün yaşananlara bakınca, aldıkları pozisyonlara bakınca mesela Şenol Güneş'i, Fatih Terim'i hiç anlayamıyorum mesela. Sıfır. Ne düşündüklerini çok iyi biliyorum. Ama bu düşündüklerinin mahkumu olmuşlar yani. Çünkü para, nerelerde nasıl görev alabileceklerini aslında görev almalılar. Bu piyasada devam etmeliler mi onu bilmiyorum ama görev almalılar ama başka şekilde görev alabiliyorlar ancak. Bu açıdan antrenör Türkiye'de olmadım. Akademi kurmak, üretmek, belki bir takım satın alıp yetiştirdiğim oyuncuları oynatmak. Böyle hedeflerim vardı benim. Ama sonra siyaset maalesef üçüncü dönemlerini kazanmak isteyen, bugün rejimin çift başlı aktörü yani AKP ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok aşırı baskıları neticesinde yani bu projelerini, bu mantıklarını Spor Bakanlığı'nda yaparsın, İbrahim Kutlay ile beraber yaparsınız diyerek böyle alttan girdiler, üstten çıktılar. Hiç istemediğim bir alana beni soktular. Şimdi aynı kişilerin tabii arka planda sıkıştıranları söylemiyorum. Aynı kişilerin bugün beni bu şekilde kullanmalarını da şahitlik ediyoruz. Antrenörlük çok güzel bir şey, evet. Bu kadronuza, bütçenize bağlı olabilir ama çok kısıtlı bütçelerle güzel şeyler yapan antrenörler de görüyorum, takdir ediyorum. Yapılabilir yani. Bugün de bakıyorsunuz mesela Dünya Kupası'nda sürprizlere tek maçlık belki sürprizlere sebep olan takımlar oluyor. Mesela Suudi Arabistan'ın ilk maçta Arjantin'i yenip sonra gruptan çıkamaması yani. Çok enteresan bir şey. Hocası övüldü, edildi, ikinci yarıda takımı döndürdü dedi falan. İşte bu anlık o momentumu yakalamak lazım. İleride olur muyum? Neden olmasın? Yani yapabiliriz. Yaş geçiyor belki ama henüz 50-51 yaşındayım. İnşallah böyle bir şey olursa ben üretmeyi seviyorum. Yani insana dokunmayı, beni konuşmasa da, beni anlatmasa da kimse en azından kendimin bildiği bir şey olmasını istiyorum. Yani oyuncu yetiştirmek, ülkeme katkı sunmak ama Türkiye'yi görüyorsunuz her alanda sadece futbolda değil üretmeyen bir toplum haline tüketen değerlerimizi yok eden sadece Atatürk ve dini değerler üzerinden siyaset yürüten ve onların kaymağını yiyen bakın üretmeden diyorum çok net söylüyorum bunu iki tarafın da o faşist uçları sadece bu değerleri kullanıyorlar ve bu değerlere her şeyden fazla zarar veriyorlar. Ama toplum bunu göremiyor. Herkes kendi mahallesinden bir şey söylediğinizde sen git öteki mahallede konuş. Seni aramıza kabul etmiyoruz diyor. Yani öyle bir tepeden bakma, öyle bir faşistlik var ki toplumun her zerresine ki benim insanım böyle değil, bu nüfuz etmiş durumda. Kötü bir şey ama yapabilecek de bir şey yok. Bedelini çok ağır ödeyecekler gibi. Çünkü tarih bunun örnekleriyle dolu. Yani göremedikleri, kapatılan her ortamdan dolayı göremedikleri her şey, hani laf vardır ya, ölüme rızasıyla gidene merhamet edilmez diye. Biz merhamet etmeye devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. Kendi alanımızda, başka alanlarda bildiklerimizi söylemeye çalışacağız. İnanın bana, keşke şu ekranlardan paylaşabilsem. Benim her şeyim özeldir. Yazdığım şeyi kimseyle paylaşmam, yazıştığım şeyleri. Çok çok önemli isimler. Halktan veya siyasetten, spor dünyasından öyle şeyler yazıyorlar ki bir tanesini mesela hemen aklıma geleni söyleyeyim isim olarak değil ama 2 sene, 3 sene önce bizimle konuşup söylediklerine hiç inanmamıştık. Ama bugün geldiğimiz noktasında ne yaptığımızı bilmiyoruz. Çok önemli. Kimin kucağına oturduğumuzu bilmiyoruz diyen siyaset ve sanat hatta spor dünyasından insanlar var. Bunları görüyorlar ama artık ses çıkarma noktasında bir şansları kalmadı. Düzene uyup, düzene ayak uydurup, sessiz kalıp işlerine kazanmaya çalışacaklar. Onlara ileride bir şey olmayacak belki. Olmasın da zaten. Ama gidişat, arka planda bugünkü rejimin o gözüken aktörlerini yöneten insanların istediği şekilde gidiyor maalesef. Son Dünya Kupası'nı sorayım. Almanya biliyorsunuz elendi. 4 Dünya Kupası var. Brezilya'nın arkasından 5 tane Brezilya'nın bugüne kadar kazandı. Belçika FIFA Dünya sıralamasında şu an ikinci. Onlar da elendi. Burada favoriniz nedir? Dünya Kupası ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Dünya Kupası
çok tartışılıyor biliyorsunuz. Yani Katar'da olması, paranın gücü, oraya gidişi, oradaki işçilerin ölümü. Bunlar tabii ki futbolun çok önüne geçen şeyler. Geçmeli de zaten. Ama Messi ve Ronaldo'nun lokomotifliğini yaptığı ayrı bir futbol kültürü ve iklimi vardı. Çok uzun yıllardır. Onların da son dönemleri gibi düşündüğünüzde yerine hiçbir şeyi koyamıyoruz. Mbappe belki biraz bunu söyleyebiliriz. Brezilya'da birkaç oyuncu sayabiliriz. Onun dışında yıldız oyuncularla değil de daha çok takımsal, antrenörlerin işte turnuva takımı olmaya çalışmalarının getirdiği zevksiz maçlar bir hayli fazlaydı. Güzel maçlar da vardı. Ama şöyle söyleyeyim, favori noktasında zaten ifade edilen şey şu, her dönem iyi bir jenerasyonu var. Hani plajdan bir takım çıkarsalar, keyif veren takım olur Brezilya. İnanç ritüelleri, onun dışında futbol yetenekleri, ne kazanırlarsa kazansın futbola olan açlıkları onları dünya futbolunda hep zirveye çıkardı. Bilhassa dünya kupalarında. Fert fert oyuncuları da bulundukları takımlardı. Çünkü insanlar biraz estetik görmek istiyordu bugüne kadar. Brezilya bunu çok uzun bir zaman kaybetmiş gibi gözüktü. Tekrar toparlamaya çalıştı. Belki seçimlerde yanlışlar oldu bilmiyoruz. Ama ben yine Dünya Kupası'nın favorisi olarak ki 16'dan sonra yani çeyrek finalden sonra daha netleşecek tabii fikirler. Bugün Avustralya'nın ve Amerika'nın o fiziksel güçleriyle, saha formasyonlarıyla 16'ya kalmaları, bugün işte Güney Kore'nin hakeza öyle, Fas'ın, Belçika'nın ve Almanya'nın elenmesi. Onun dışında bu tip sürprizler mi diyeceğiz, futbola doymuştuk mu veya statiklik mi diyeceğiz, diğerleriyle aynı şartlara düştüğünüzde işte bu tip sonuçlar alabiliyorsunuz. Bir de Katar'da olmasının psikolojik olarak oyuncular üzerinde çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Katar bir piyasa değil, çok büyük paralar kazanabilirsiniz orada ama Avrupa'dan kopmak istemiyor oyuncular prestij açısından. Para kazanmayı tercih edenler, Talisca mesela önemli bir örneğidir. Yani gittiği yerlere baktığınızda Beşiktaş'tan sonra o kadar özel bir oyuncudan yani parayı seçmesi çok daha başka bir boyuta geldi. Bunlar çok ayrı değerlendirilecek şeyler. Ben Brezilya'yı tabii ki grupta çok büyük bir sürprizle başlayan, doğal olarak söyleyeyim, Messi'nin içinde olduğu Arjantin'i, Suudi Arabistan'a kaybettiği gün de dahil aynı düşüncedeydim. Favoriler olarak görüyorum. Onun dışında da tabii ki Portekiz'in. İspanya'dan çok fazla bir şey beklemiyorum, açık söyleyeyim. Yani bana göre aşırı pas trafiğinin bugün oynanan futbol mantığının içerisinde ne kadar yeri olabilir? Almanya 8 farklı kazanabilirdi mesela dün. Gruptan 8 farklı kazanarak çıkabilirdi. İnanılmaz goller kaçırdılar. İşte bu telaşa düştüğünüz anda bu tip durumları yaşarsınız. Haliyle çok önemli takımlar var. Hollanda var. Amerika, Avustralya sürpriz yapar mı? İyi, Senegal. Evet, Avrupa şampiyonu finalisti çok çok sağlam adımlarla geldiler. İyi bir takımları var. İngiltere'nin çift yönlü avantajı var. Şöyle, fiziksel olarak yan top avantajları var. Bir kere ülkesel olarak bu avantajlara sahipler. Ama ileride oynadıklarında sıkıntı yaşayabilecekleri defans oyuncuları da var. İngiltere'nin sağlam adımlarla yol aldığını düşünüyorum ama çok uzun zamandır turnuvalara turnuva kazanamamış, başarılı olamamış bir takımdan bahsediyoruz. Ben İngiltere'den yani belki yarı final bekliyorum ama çok fazla final beklemiyorum. Çok çok önemli oyuncuları var tabii. Bu sene bilhassa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok ciddi bir özgüven geldi onlara. Ama daha çok Brezilya taraflı düşünüyorum. Nedeni de dediğim gibi saha içerisindeki beden dilleri yetenekleriyle birleşince yani birbirlerine sevinçleri, türbünler, o inanç ki Arjantin'de de var bu biraz. Biraz Güney Amerika'da bir şey olsa gerek. İnsanları etkiliyor. Hani o kazanır demiyorum ama benim zihnimden, gönlümden, futbol bilgimden geçen şey, süzgecinden geçen şey şimdilik bu yönde. Hakan Şükür'le birlikteydik. Bugün bizim bir özel gündemimiz oldu kendisiyle. Yaklaşık yarım saattir sorularımıza cevap verdi. Kapatırken Hakan abi diyeyim. Ayın 25'i itibariyle Aralık ligler başlayacak Türkiye'de. Aslında Avrupa'da da başlıyor o tarihte.
Her hafta Moonstar TV'de Hakan Şükür'le program yapmayı planlıyoruz. Belki iki haftada duruma göre. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Çok önemli bir haber bu izleyiciler için. Sebebi de şu, futbolu bilen yani Selim de hani izleyicilere seslenmiş olayım. Futbolu bilen hakikaten mantığıyla ve futbolun içerisindeki bu ailelerin içerisindeki birçok şeye sahip olan çok önemli bir figür. Biz kendisine altın ayak ki basının o gün bu rejim bu kadar baskın değildi. Tek takip eden gazeteci, spor gazetecisi beraber o önemli ve şerefli ödülü aldık. Bu açıdan Selim'in ayrı bir yeri var bende. Bizimle beraber her anımızda Monaco'da beraberdi. Türkiye'ye bu haberleri yansıttı, bu büyük gurur abidesini. Aynı dönemde Cüneyt Özdemir'in de nasıl korkakça vazgeçtiğini, yayına çıkmaktan vazgeçtiğini de ifade ederek söyleyeyim. Şimdi bir kere futbolu bilmen ve aynı programı, futbol sadece saha içinden değil tabii ki yani. Futbolun birçok başka yönleri var, hele bugünlerde. Bunları da konuşacağımız bir yayın yapacağız. Ben izleyicilerimizin ilgi göstereceğini ki çok önemli. Sadece böyle modamot bir kişinin konuştuğu bir yayın olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Ben de Selim'e sorular soracağım. O da bana tabii doğal olarak sorular soracak. Ve futbolu, futbolun arka planını, arka bahçesini sizlerle beraber paylaşacağız. İzleyicilerimizi de bekliyorum ben. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkürler Hakan abi. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için, kendimi anlatma şansı verdiğin için. Bu trajikomik günler geçecek, mutlaka geçecek. Sürecini bilmiyoruz, mutlaka geçecek. Güzel günlerde görüşmek üzere. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz o zaman. Üzerine fazla bir şey söylemeyelim. Aralık'ın son haftasında Moonstar TV'de Hakan Şükür'le, ondan sonraki devam eden her haftada bir spor programı yapacağız. Onun da müjdesini vermiş olduk. Teşekkürler Hakan abi. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.